Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm baya böyle sansasyonel geçmişti. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Böyle 1-0, 1-0, 1-0 ligde ilerledik. Neyse çok da önemli değil yani 1-0 yenmemiz. Yeter ki inelim, liderliği koruyalım. Galatasaray'la aramızdaki puan farkı da 3'e çıktı. Şimdi Rizespor ile birlikte yapacağız önümüzdeki maçı. Rize'de fena bir ekip değil yani, baktığımızda şu anda listenin ilk sıralarında gözüküyor. 8. sıradalar. Ama kimse bizimle kaşık atışamaz mı denir, bir şeyler denir. Öyle bir deyim vardı da şu an aklıma gelmedi. Çıkalım abi maçımıza. Çaykur Rize'yi yenelim. Tık 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 tık. Galibiyet serisine devam edelim. Videoya geçmeden önce beğeni atarsanız, yorum atarsanız, aynı şekilde abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Elimden geleni yapıyorum sık sık video atmak için. Zaten bahsettiğim kuzenim editliyor artık videoları. O yüzden ben video çekiyorum, ona götürüyorum. Ben video çekiyorum, ona götürüyorum derken daha hızlı gelmeye başlayacak inşallah. Ki şu anda da gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarı heyecanlı çünkü uzun süre sonra onları bu kadar heyecanlandıran bir sezon geçiyor. Umut ediyoruz ki onlara hak ettikleri şampiyonluğu vereceğiz. Ki bizim de hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. 2 kere final kaybettik. Çok iyi sıyrıldım. Belini kırdım orada. Belini kırdım. Dediğim gibi biz de şampiyonluğu hak ettik 2 kere ama olamadık. Şimdi sıra bizde ama. Beşiktaş nasıl şampiyon oluyorsa ikimiz de birbirimizin hedefleri için kapışıyoruz diyecektim. Beşiktaş'la birlikte. Neyse çok zırvaladım. Zırvalamasaydım orada o golü atardım birader bu arada ben. Oha. Yalnız Çaykur Rize'nin de en iyi deplasman performansı var. 8 maç oynamışlar. 6'sını kazanmışlar. Birinde berabere kalmışlar. Birinde de yenilmişler. Çok iyi. Sadece 4 puan kayıpları var. Derken attı adamlara gol abi. Demek ki bunlar da deplasmanların piri. Ama unutmayın ki biz de 8 maçı kendi evimizde oynadık. 8 maçı da yendik. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bizim serimiz bozulmayacak. Ben buna inanıyorum. Biraz daha ciddi bir moda bürünelim şimdi. Aldım topu. Çektim. Skill'le birlikte çektim. Ama giden yok. Ah. Masuaku'nun oradan araya gittiğini düşünerekten bir şey denedim de. Allah'ım ya. Güzel. Güzel. Ya geçir işte onu be. Geçir işte onu be. Oğlum Muriç. İlk yarı bitmeden bir gol bulmamız lazım beyler bu arada. Ya o aga ben geldim diye de bırakma adamı ya. Masuaku var ya, nasıl bir adamsın. Gelmeyeceğim bir daha, yardıma o olacak ya. Döndürme 5. Dön oğlum. Oğlum nasıl döndürüyorsun o adamı arkası dönükken ya. Ne güzel 3 puan öne geçmişiz. Rakibimizle aramızda 3 puan var. Nasıl döndürdün o adamı da attı o golü ya. Şuna bak abi, bu kadar basit olamaz yani. Bu kadar basit olamaz yani. Neyse merkez ofansif orta sahaya geçirdi hoca. Biraz daha oyunun kontrolünü benim oyun kuruculuk yeteneklerimle ele almak istiyor sanırım. Derken mükemmel oyun kurucu olarak kaptırdık topu. Zorlu olacak. Zorlu olacak biliyorum. At yukarı. Oyna sen de bana. Sıyrılır mıyız? Sıyrılır mıyız? Sıyrılırız. Çevirdim içeri. Hacı madem vuramayacaksın niye öyle şeyler yapıyorsun? Tih Allah kahretsin bu leka seni. Mesela ben enerjimi tasarruflu kullanıp biraz daha hücumda etkili işler yapmak istiyorum. Amelim bu. Gördüm abi. Gördüm abi. Var mı offside? Var offside. Buraya şu offside'e dikkat et abi. Koca adam olmuşsun ya. Neyse. İkinci yarıda çok büyük sıkıntıdayız abi. 3 tane gol atacağımıza pek inanmıyorum ama bize belli de olmaz. Bak şu an Burak Yılmaz agresif bir şekilde taktikler veriyor. Muriç düşünüyor ne yapacağız lan, sıçtık bu maç diye. Asistimle, gollerimle yenmek istiyoruz bu maçı. Yani illa benim de asisti gol atmama gerek yok. Yenelim yeter ki. Masuaku neredesin abi? Hadi abi çık abi. Kanatta kim oynuyor abi? Gör abi beni. Güzel. Gördüm aradan. Onana kafayı mı yedin kanka sen? Hadi Muriç dön vur. Cık. Muriç ya. Dön vur orada işte. Dön vur işte ya. Neyse. O da iyi. Varım. Aa! İşte orada. Yaptırma adama. Heh. Böyle uzun vursunlar. Uzun toplar bizde kalıyor genelde. Oğlum biriniz koşun lan artık. Çektim. Çizgiye. Oyna bana. Biraz daha dikine top yapmamız lazım. Gördüm aradan. Süper. İstedim. Var mı offside? Yok offside. Var mı offside? Yok offside. Allah'ım ya Rabbim ya. Sıçıyoruz ya. Biz de bu salaklar gibi sıçıyoruz şu anda ya. Gelir mi bir imkansız abi? Geçiremedim. Geçiremedim. Geçirsem belki ya. Belki ya. Bu dakikalarda hemen aniden bir gol atıp en kötü beraberlik istiyorum ya. Gidiyoruz Çaykur Rize'ye veriyoruz ilk puanımızı. Kendi evimizde. Dikkat. Dikkat. Oğlum adam gidiyor. 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 Allah rızası için kapatın şu adamın önüne geçin ya. Gidiyor izliyorsunuz ya. Nasıl bir defans. İç içe durmuşlar orada. Saçma sapan bir yere indirdim. Hoca daha da hücumcu oynayın diyor. Sol santrofor olarak bellemiş beni. Sıyrıldım. Üstün dribling yeteneklerimle verdim aşağı. Güzel Muriç. Muriç senin ayaklarına tüküreyim ben. İndirdim abi. Verdim. Kim o 29? Zahit Dino muydu? Neydi o? Verdim bir de aşağı. Aynen. Muriç'e çok iyi pas. O da topukla. Geçer miyiz? Geçemedim. Verdim geriye bir daha. Dakika oldu 89. Hala gol atacağız. Penaltı hocam. Penaltı hocam. Allah'ım nasıl kuduruyorum şu an var ya anlatamam. Yapacak bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bazen krallar da tökezler. Bırakın soytarılar gülsün diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Zaten 3 puanlık bir avantajımız verdi. Keşke vermeseydik bu avantajı onlara ama yapacak bir şey yok. Berabere muhtemelen Galatasaray yenmiştir. 43-43 eşitlikte puan tablosunun zirvesinde yer alırız diye tahmin ediyorum. Bakıyorum hemen. Daha oynamamış Galatasaray maçını. Bir Galatasaray'da maçını oynasın görelim o zaman. Oho! Derbi ha? Derbi ha? İşte şu anda keyfim yerine geldi. Severim abi büyük müsabakaları. Galatasaray berabere kalmış. Ama bizim yenmemiz lazım Galatasaray'ı bir an evvel. Çünkü puan farkı açılsın abi. Ben böyle strese giriyorum. Biraz puan farkını açtıktan sonra rahatlarız en azından. Evet abi Viborg maçına geçiyoruz. Viborg şu anda bizle birlikte 8 puanda. Yani grubun en iyi ikinci takımı gibi takılıyor şu anda ortada. Aslında ikinci sırada olan biziz ama şu anda hakaret ettim onlara. Yani şöyle ilk yerden 2-0 yapalım. Rahatlayalım abi. Oyundan çıkalım. Galatasaray maçına dinlenip gidelim. Verdim. O yüzden çok zorlamayacağım. Sakin sakin oynayacağım. Zaten yapay zeka bunlar. Bot. Kötü bir takım. Viborg kim abi? Bu ara yapay zeka kelimesi çok ağzıma takıldı ama ya. Verdim. Çok iyi paslaştık. Çok iyi paslaştık. Çok iyi paslaştık. İşte Burak Hoca'nın bizden görmek istediği bu. Tık 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 tık. Asla bir cimrilik yok. Herkes birbirine dayanışma halinde. Şöyle ilk kere bitmeden 2-0 yapmak hedefim. 2-0 yaptıktan sonra da ben kaçar abi. Çünkü önümüzdeki maç Galatasaray maçı. Kendimizi yormamamız lazım. Yeter ki dikkat edelim. Saçma sapan bir gol yemeyelim abi. Aman aman. Hani İtihan çomağını götüne... Tövbe estağfurullah. Öyle bir laf vardı arkadaşlar. Şu anda hatırlayamadım ama çektim. İçeriye doğru kat ettim. Verdim abi Muriç'e. Tek vur. Tek vur. Tek vur. Sen vur. Gol. Süper. Süper abi. Süpersiniz. Kim abi bu 65 numara? Kılıç galiba. Köşede Kılıç yazıyordu. Kadro gösterirken onun ekranda. Güzel. 2-0 öne geçtik abi. Yani zaten yeneceğimiz belliydi de bu kadar erkenden 2-0 öne geçmek bizim devre arasında onun oyundan çıkacağımızın kesinlikle garantisi oldu. Tabi saçma sapan bir gol yemezsek iyi olur. Attın abi çizgiye. Ah skill yapıp geçeyim diyecektim ama tamam sıçtım ağzınıza şimdi. Sıçtım ağzınıza şimdi. Stoperleri hızlı ama verdim şimdi Muriç'in önüne. Muriç bitir ikinci asist gelsin. Kanka nereye çekiyor? Allah rızası için nereye çekiyorsun ya? Açını daha da nasıl daraltırsın yani, onu gösterdin bize. Neyse, attım kafayla golü. Lan. Üzgünüz. Niye bugün böyle eski spikerler gibi tepkiler veriyorum ya, ruhsuz. Çünkü uykum var galiba biraz. Çektim abi. Oruçluyuz aynı zamanda. Ay, oradan da sıyrılsak. Enerjiler bitik durumda yani arkadaşlar. Tabiri caizse. İnşallah. Güzel. Evet abi, ben hocadan bir değişiklik isteyeceğim şimdi. Çıkarsın beni. Yapacağımızı yaptık. Bir asist yaptık. İkinci golde de elimizden geleni yaptık. Yani orada da asist öncesi pre-asist falan yaptık yani. Tertemiz bir oyunla 9.8 ratingle maçı tamamlıyoruz. Oyundan alınıyoruz kendi isteğimizle, dediğim gibi. Çünkü önümüzde bir Galatasaray maçı var. Bu maçta yorgun olmak istemem. Beşiktaş taraftarı da yorgun olmamı istemez. 4-0. 2 tane de Muriç yağlamış. Eline ayağına sağlık abim benim. Biz çıktıktan sonra bir de ilk golle Muriç atmıştı. Hat-trick yapmış kral be. Ama 2 maçtır gol atamıyoruz. Nasıl olacak arkadaşlar bu iş? Bilemiyorum. Atla ve maç yap diyorum hemen. Antrenmana girmeye gerek yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Büyük maça doğru gidiyoruz. Tahminleri alalım. Maç sonu 1, maç sonu 2. X. 2.5 üst. Hemen yorumlarda iddia tahminlerinizi yazın. Tutarsa abi benim tuttu yazın yorumlarda bir de. Ben diyorum ki arkadaşlar, bu maç 2.5 üst biter. Yani 3 gol olur. Ve kazanan da biz oluruz. Haberiniz olsun. Buna göre kuponlarınızı yapabilirsiniz. Çektim. Verdim aşağı. Sakin sakin, paslı paslı oynayacağız. Galatasaray'ı bitireceğiz abi. Amacımız bu. Dikkat abi. Dikkat abi. Güzel. Abi defansta yapılan pas hataları işte böyle ataklara yol açıyor. Allah'tan atamadı. Şu anda girmedi. Kornere çeldi kaleci. Bravo kale. Bu maç biraz defansa yardıma gelmemiz lazım gibi beyler. Oy, son anda girdin. Yine çok basit döndürdünüz adamı. Yine tam küfür yiyecektiniz benden ama. Kanka Muleka'ya da kafa topu atma be. Muleka'ya da öyle bir top atma yani. Ne fizik var ne bir şey var. Atacaksan Muriç'e at bari yani. Abi döndüm kendi etrafımda. Skill hareketimizi de yaptık. Verdik pasımızı. Galatasaray daha etkili başladı maça. Oyna abi. Oynadın abi. Ay, sağ beki hesaba katamadım bir anda. Var ya, vursam %99 gol ya. %99. Bak 98 demiyorum. 99. %1 de Allah'ın işi yani. Allah girmesini istemezse girmez. Ceza sahasına girmeden biraz onun bir ayarlarını oynadım ben. O yüzden atamadım. O ayarları vermeseydim ona gol atabilirdi. Döndüm. Eksenim etrafında. 2 numaralarından sıyrıldım. Oha, Sergio Dest'i almışlar. Oradan da sıyrıldım. Götürdüm. Baktım kaleye. Hadi be. Çok ekstra sıyrıldım be. Şurada kapacağımız bir top çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir. Verecek de galiba. Muriç. Götürdüm. Aşıttırmayı koydum, hadi be. Gol! İşte bu! İşte bu! İşte bu! 1 olmadı, 2 olmadı, 3. ona dedi ki Allah belanızı versin. Ben vuracağım, ben atacağım şimdi dedi. Çok güzel. Bize yakışır bir gollü. Aşıttırmayı vurdum. Ağzından döndü. Muriç orada karıştırdı ortalığı. Sekti. Girecek mi, girmeyecek mi? Tam bir derbi golü. Tam bir kaos golü. Rams Park Arena'da şu anda bir sessizlik var. Herkes o sessizlikle şu anda nasıl baş edecekler diye düşünüyorlar. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu be. 40. dakikadan öne geçtik. İlk yarı bitmeden öne geçtik. Ve hoca maçı da bitirdi. İlk yarısını. Soyunma odasına giderken mutluyuz abi. Amacımıza erdik. Galatasaray taraftarları hala umutlu ama sizin umutlarınız sönecek ikinci yarıda. Takım iyi ya. Geçen maç her ne kadar bizi kanser etseler de iyiler. Dön abi terse. İndiremedim. Saçma bir pas istedim arkadaşlar. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bir daha tekrar olmayacak asla. Yakına kadar geldim ya. At. Dönmeye çalıştım da bu Kerem Aktürkoğlu mudur? Kimdir ya? Neyse, zorlamaya gerek yok abi. Boş boşuna enerjimizi kullandık orada. Fazlasıyla. 7 numara nasıl? İçinden mi geçireceksin adamın ya? İçinden mi geçireceksin adamın ya? Şapşal şapşal. İndirdim abi. Masuaku'ya indirdim. O da bana indirdi. Onana'yı gördüm göremedim. Oradan oraya 60 metre falan yani. Aldım şimdi. Ayy. Topu ayağından aşınca dedim ki o arada kalan topu yakalamam lazım. Yakalayamadım. Sağlam bir giriş oldu yani rakip oyuncuya, Sergio Dest'e, ama yok ne yapayım yani arkadaşlar. Mücadele, hırs, azim. Galatasaray yaklaşık 10 dakikadır top çeviriyor ama hani biricik de olacağı benzemiyor. Sadece çok top çeviriyorlar. Hani dikine top oynamak diye bir tabir yok galiba bunlarda. Bak bütün boşlukları kapatıyoruz. Çok iyi kapatıyoruz bütün boşlukları. Şu anda resmen galibiyete yattık. Aman abi dikkat edin. Son dakika bir kaza kurşunu gelsin istemem. Bravo 5. Çok iyi kapadın oraya. Çok iyi kapadın oraya. Dikkat abi. İçeriye dikkat. İçeriye dikkat. Ben de geliyorum yavaştan. İçeriye dikkat. Aman aman. Yanımdan geçti bir de, resmen izledim. Hocam 30 dakika önce yaptım ben bu faulü. Daha yeni kırmızı kart veriyorsun yani. Sarı kart veriyorsun. Hoca bizi oyundan aldı. İlginç bir tercih. Şaşırdım açıkçası. Yani ilk defa Beşiktaş'a geldiğimizden beri kendi isteğimiz dışında oyundan alındık. Umarım son saniyede bir gol yemeyiz diyecektim. Yemedik de. Defans soktu herhalde hoca oyuna ya. Skoru korumak adına. Kötü oynadık yani bu maçta. Aslında takım olarak zaten iyi oynamadık. Aa! Gelecek maç cezalıyız arkadaşlar. Muhtemelen sarı kart sınırı doldu. Ya hocam ne anlatıyorsun sen değişik ya. Yok performansından mutlu değilim. Yok bilmem neden mutlu değilim. Şov yapmaya gerek yok. Şov yapmana gerek yok. Allah'tan cezamızı kupa maçında çekiyoruz. İyi oldu. Zaten kupa maçlarını oynamak istemiyorum ben. O değil de derbi galibiyeti aldık ha. Bak 5 puan oldu. Derbiden galibiyetle ayrıldık. Yine skor katkısı yapamadık. Bu bölüm biraz verimsiz bir bölüm oldu skor katkısı açısından ya. Çözemedim açıkçası. Artık yani bir Antalya Spor filelerini havalandırmam lazım. Yapmam lazım bunu. Size bir görsel şölen sunmak istiyorum. Özellikle zaten hedeflerimiz var. Manchester City'ye falan gitmek istiyorsak 62 gole doğrudan katkı yapmamız lazım. Yani bu da demek oluyor ki 30 maç oynasan her maçta 2 tane skor katkısı yapman lazım. Muhtemelen biz şimdi UEFA'dır bilmem nedir derken bir 45-50 maça çıkarız. Yapılabilir yani. Ki şu andan daha 32 falan. İnandım bir anda be. O aradan geçip sonra yine çizgiden devam edebileceğime. Kapadım abi çizgiyi. Ne yapıyorsan yap. Verdin geriye. Anca geriye verirsin zaten. Sıyrıldım şimdi. Bayılttım onu. Bayılttım onu. Verdim. O da bir daha bana verdi. Onana galiba. Verdi. Aaa. Dokunsam Muriç yazacak onu ya. Dokunsam Muriç yazacak onu ya. Cık. Ulan ya. Oyna, önüne oyna, tamam. Hiç kimse oynayamazsan önüne oyna artık ya. Özürlü. Yedirdi golü ya. Yedirdi golü ya. Allah'ın geri zekalısı. 50 tane boş pozisyonda adam var. Gidiyor atmadı ona ya. Aptal herif. Kim o? Rosier'di galiba değil mi? Kim bu 24? Rosier. Allah kahretsin seni ya. Dümdüz oynasan. Abi hiçbir yere mi oynayamıyorum? Vur gitsin ya. Vur gitsin ya. Gittin bedava topu kaybettin orada. Yedik golü. Ay Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Niye bu kadar sıçıyorum bu maçlarda ben şimdi? 2'dir. Mevkimi değiştir hoca. Güzel abi. Yer miyiz onu hızlı hızda? Yer miyiz onu hızlı hızda? Yedik sayılır. Anladım. Aman 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 aman. 5.1. İyice düştükçe düşüyoruz yani şu anda. Oyna abi, indir bana. Ne yapıcık bilmiyorum arkadaşlar. Hoca beni ikinci yarıda oyundan alsa da hakkı yani. Gittik Galatasaray'ı yendik. Şimdi geliyoruz Antalya'dan puan kaybediyoruz. Yani bu rehavetten başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Ben buna rehavet diyorum. Siz isterseniz başka bir şey deyin ama bizim götümüz kalktı. Şimdi Galatasaray'ı da yendik. Zirvede tek adam biziz. 5 puan fark var. Rehavet abi, rehavet işte. En büyük düşmanımız. Dikkat abi ya. Bak 2'yi de yedik ya. 2'yi de yedik ya. Çıkar hoca beni. Tamam lanet olsun çıkar ya. Lanet olsun çıkar ya. Çık Muleka. Aklın başına. Döndüm etrafımda. Ah geçmedi. Lan çık. Verdim şimdi. Güzel. Oyna. Oğlum oyna lan. Boşum işte lan. Neyse. Korneri biz kullanıyoruz. Şurada hedeflediğim adam Muriç arkadaşlar. Muriç'e güzel bir orta kesmek istiyorum. Biraz fazla gitti. Biraz fazla gitti. Bizde kalsın. Aldım topu. İneceğim çizgiye şimdi. Neyse top hala bende. Bir döndüm geriye Rosier'e. Rosier'e alır mıyım? Aldım. Ver geriye Rosier'e. Sol kanata mı geçirdi bu bizi yine? Görmedim öyle bir uyarıda ama. Çıldırdım adeta şu an. Nasıl skiller yaparak girdim ceza sahasına. Vurdum. Hadi be. Hadi be. Abi. İndir abi. Verdim Muriç'e. Offside mı? Ya geri zekalı offside'da durmayı bir türlü öğrenemedin ya. Aha free kick. Yoksa ortamı alevlendirecek miyim bu golle birlikte? Az vurdum ya. Az vurdum. Ah! Kapa lan hadi. Ya ben koşuyorum diye koşmuyor bunlar. Allah rızası için ya şu salak şeyleri yapma artık FIFA ya. Ben koşuyorum diye koşmuyor. Ben anasının dinindeyim, o koşmuyor ama ya. Dibinde adamın ya. Çıkar hoca çıkar. Yenilin ya. 2-0 oldu beyler. 2-0 oldu. Antalya'yı 2-0 yenildik. Şimdi buradan gruptan lider olarak çıkarız herhalde. Hemen şunu bir simüle edelim abi. Antrenman yapalım gerçi şimdi. Antrenman yapmazsak önümüzdeki maçta yedek olabiliriz. Bu bizi sıkıntıya sokar. Şöyle konferans liginden de bir çıkalım gruptan artık. Yeter. Baydı konferans ligi. Sonuca geç diyorum. Tık. Yenelim. Grup lideri olarak rahat rahat çıkalım abi. Golü kim attı göremedim. Biraz hızlı geçtim. Yani konferans ligini şu anda grup aşamasında çok önemsemiyorum. Muhtemelen golü biz atmışızdır ama. Bize maçın oyuncusu ödülünü verdiklerine göre. Bu arada Galatasaray da puan kaybetmiş lan. Tam o kadar sinirlenecek bir muhabbet yokmuş beyler o zaman. Gayet kafi şu anda. Bölüme başladığımızda 2 puan mı ne vardı aramızdaki fark? Şu an ne oldu 5 puan. Daha ne olacak abi? Adam olana çok bile. Bir bakalım takvimden şimdi eşleştiğimiz takım belli mi konferans liginin? Henüz belli değil. Muhtemelen birkaç hafta içinde belli olur. Videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Aynı şekilde abone değilseniz abone olun. Yorumla atın. Yani bol bol etkileşim verin. Gerçekten dediğim gibi elimden geleni yapıyorum. Çok daha fazla video atmak için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum sizlere. Görüşmek üzere.